Arkadaşlar hoş geldiniz. Pek özel öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Merhabalar Yağmurcuğum. Evet tam geldi dedim geldim. Merhabalar YKS tayfa. Selamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Şeyma Nurcuğum. Çok naziksin. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Çok iyiyiz ama stresliyiz. Ah, Yağmur, çok normal. Normal halledeceğiz merak etmeyin. Serkan da diyor ki hocam kötüyüz. YKS'ye az kaldı nasıl iyi olalım? Tam en kritik zamanlardasınız arkadaşlar. Lütfen kötü falan olmak yok, stresli olmak da yok, yöneteceğiz. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz. Üstesinden. Evet tabii ki hallederiz Yağmurcuğum. Çok güzel. Evet, kimler var Değil. içimizde? Hızlıca bir tanışalım, kaynaşalım. Önce ben bir kendimi tanıtayım arkadaşlarım. Tek kuzen öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Aynı zamanda bir öğretmenim. Sizi çok iyi anlıyorum. Yıllardır sizin gibi binlerce öğrenciyle görüşmeler yaptım arkadaşlar. Çok uzun süredir öğrenci koçluğu, eğitim uzmanlığı yapıyorum. Ve en çok sorduğunuz şu son dönemlerde hocam çok stresliyim, çok korkuyorum, az kaldı ne yapacağım? Derim ki ben toplu olarak bu soruların tamamına bir seminerde yanıt vereyim. Bu seminer bu yüzden yapıldı. Şimdi kimler nerelerden katılıyor? Mezun olarak hazırlananlar var mı? Hangi bölümleri istiyorlar? Son sınıflar var mı? Herkes kendini kısaca tanıtsın bakalım. Hadi bekliyorum. Önce bir tanışalım, kaynaşalım. Yağmur Balıkesir'den katılıyor. Son sınıf ve hedefi psikoloji ya da edebiyat. Şeyma Nur Isparta'dan katılıyor. Daha 10. sınıf. Ay çok tatlı. Hedefim hukuk. Şeyma Nurcuğum harikasın. Elazığ 2006 lise mezunu Gülden Yılmaz, iki çocuk annesiyim, okul öncesi öğretmenliği istiyorum. Gülden hocam sana okul öncesi öğretmenliği çok yakışacak. Laf aramızda ama meslektaş olacağız inşallah. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Mersin'den katılıyorum. Son sınıfım, hedefim diş hekimliğim. Konya'dan katılıyorum. 12. sınıfım, bu sene ilk kez gireceğim. Tokat mezunum. Psikoloji istiyorum. Afyon'dan katılıyorum. Gastronomi. Ay çok güzel. Ya da AATT. Gastronomi. Lisans varken lisansı oku. Ruken ben Iğdır'dan katılıyorum. 12. sınıfım. Hedefim tam belli değil. Çok güzel. O zaman arkadaşlar içimizde hem mezunlar hem de son sınıflar hatta 10. sınıflar bile var. Evet şu an buradaki herkes birbirine rakip. Sakın birbirinizi küçümsemeyin. Aynı bölümü istemeseniz bile TYT ortak arkadaşlar biliyorsunuz. TYT'de mecbur yollarınız birbiriyle kesişecek. Tabii Ömer direkt olarak diş hekimliği o senin bölümünden rakibin ama diğer bütün öğrenciler de sınav rakibin olacak. Okul öncesi ya da Çin dili ve edebiyatı istiyorum. Çok güzel. Nesibe sanıyorum o bölümün adı filoloji miydi? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Sen beni düzelt. Üniversitedeki bölüm ismi filoloji miydi acaba? Çin dili ve edebiyatının öyle hatırlıyorum. Tabii ki Serkan'cığım sorabilirsin. Ha değil mi? Yanlış hatırlıyorum Ömer. Tamam. Çünkü öyle bir şey kalmış aklımda. Filoloji dil bilimi demek. Doğru söylüyorsun. Ben de matematik yapamıyorum. Ah matematik yapamayanlar hemen kendini belli ettiler bak. Hocam çok zor ya matematikten bıktım. Hayır olur mu öyle şey? Matematik çok eğlenceli, çok tatlı bir ders arkadaşlar. Siz doğru çalışmadığınız için belki de doğru çalışmayı bilmediğiniz için zor geliyor. Urdu dili miydi? Ben de bilmiyorum. Evet Ömer ben de bilmiyorum ama Urdu da galiba Farsça ile ilgili bir şeydi sanırım. Çok spesifik güzel bir bölüm olunca hatırlayamadık. Farklı soru tipleri gördükçe kendimi geliştiriyorum. Çok güzel. Şeyma Nur daha 10. sınıf. Şeyma Nur senin daha yolun var. Senin daha 2 senen var. Diğer öğrenciler ne yapsınlar? Şu an onlara direkt olarak formül lazım. Direkt.
Arkadaşlar sınavımız biliyorsunuz ki 8 Haziran'da. Şu an sınava tam 3,5 ay var. Artık geriye sayıyoruz. Çok yakında 100 gün kalmış olacak. Hatta 100. güne özel bir seminer daha yapacağım. O seminere de mutlaka katılın. Eğer tanıştıysak, kaynaştıysak arkadaşlarım, dostlarım, seminerimize başlayalım izniniz olursa. Bir an evvel faydalı bilgileri paylaşmak istiyorum çünkü. Zaman kaybetmenizi istemiyorum. Bir an evvel artık şu kalan 3,5 ayda gaza basmanızı istiyorum arkadaşlar. Size yakışan da bu. Lütfen herkes bir önce kendine inansın, güvensin, hedefini belirlesin ve artık yola çıkmayanlar da çıksın. Şimdi bu semineri neden yaptım? Neden yapıyorum? Birçok öğrencimden hocam verimli ders çalışamıyorum, ders çalışmak istemiyorum, masanın başına geçemiyorum, dershaneye gitmek istemiyorum, kitabın yüzünü açmak istemiyorum gibi son dönemlerde çok fazla geri bildirimler aldık. Bunlar bizim kayıtlı olmayan öğrencilerimiz tabii. Ve bunlarla nasıl baş edeceklerini bilmediklerinden bahsettiler öğrencilerimiz. Dedik ki verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonumuzu arttıracak 5 yöntemi ben sadece onlara değil, merak eden herkese açıklayayım. Sizin onlardan ne eksiğiniz var dedim ve bu semineri yapmayı planladım. Şu anda da seminerimiz başladı. Şimdi arkadaşlar, YKS önemli bir sınav, evet. İçinizde mezun olanlar var, bunu deneyimlemiş olanlar var, evet. İlk kez deneyimleyecek olanlar, birkaç sene sonra deneyimleyecek olanlar var. Şimdi şu an, tam şu anda siz geleceğe dair bir yol ayrımındasınız arkadaşlar. YKS sadece üniversite kapısını açmak değil, açılan kapıdan adımınızı attığınızda konfor alanınızdan çıkmak ve sosyal çevrenizin de değişmesi demek aynı zamanda. Yani bütün hayatın değişecek. Belki yaşadığın yer değişecek. Belki yediğin yemek değişecek. Belki en yakın arkadaşının özellikleri değişecek. Belki gördüğün bütün olaylar değişecek. Her şey değişecek arkadaşlar. Yani yeni hayatınıza özgüvenli bir giriş yapmak da iyi bir sınav sonucuyla başlıyor. Gelin hep birlikte önce verimli çalışmayı öğrenelim. Sonra da sınava kadar motivasyonumuzu hangi yöntemlerle yüksek tutacağımızı. Herkes hazırsa arkadaşlarım, dostlarım, çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız, not defterinizi ve kaleminizi yanınıza aldıysanız başlıyoruz. Önce ne dedim bakın, bir önceki sayfada dedim ki hep birlikte önce verimli çalışmayı öğreneceğiz. Sonra motivasyonumuzu nasıl yüksek tutacağımıza. O yüzden gelelim önce verimli çalışmaya. Öncelikle şu an buradaki herkes verimli ders çalıştığını düşünüyor mu? Bu soru benim için çok önemli. Herkes verimli ders çalıştığını düşünüyor mu? Ya da verimli ders nasıl çalışılır bunu biliyor mu? Herkesten yanıt bekliyorum bu arada. Düşünmüyorum, yetersiz geliyor. Hayır, hatta verimim sıfır, orta derecede hocam. Ben çalışıyorum, biliyorum. Bilal, nedir sence verimli ders çalışmak? Hadi seni bir sözlüye kaldıralım. Biliyorsunuz ki her soruya biliyorum diyen öğrenci direkt çat. Bütün soruların muhatabı olur. Bilal bize açıklayacakmış verimli ders çalışmak nedir ve kendisi nasıl çalışıyormuş. Bilal'cim söz sende. Ben çok çalışıyorum ama verim alamıyorum. Tamam, her dershaneye giden verimli çalışmıyor. Senin dershanende neler var bakalım verim almanı sağlıyor? Evet, herkes gidiyor. Arkadaşlar içinizde gerçekten dershaneye gidenler falan vardır. Hatta farklı uzaktan eğitim kurumlarından destek alanlar da vardır. Ama inanır mısınız? Bize, yani tek üzeme en çok talepte bulunan öğrenciler de farklı kurumlara kayıtlı öğrenciler. Hocam kayıtlıyım ama verim alamıyorum. Yetersiz geliyor, programım yok, takibim yok, verimli ders çalışmayı bilmiyorum. Ne olur bana yardım edin diye dönemin ortasında gelip kayıt olan öğrencilerimiz de var mesela. Dershaneden sonra yemek saatine kadar ders çalışıyorum. Yani bu bizim için bir verim ölçütü mü? Yani derse ayırdığımız süre ne kadar çoksa o kadar verimlidir demek mi? Hadi biraz beyin fırtınası. Sizce böyle mi arkadaşlar? Verimi zaman mı ölçüyor? Ne kadar süre ayırdığım mı ölçüyor?
Dilan diyor ki hocam çok çalışıyorum, ardından hemen unutuyorum çünkü yönetilmeden yapamıyorum. Dilan sen bir destek almıyorsun değil mi? Kendi kendine çalışıyorsun. Ben de çalışıyorum ama bir derse 3 saatim gidiyor resmen, diğerlerine vaktim kalmıyor. Yani anladığım kadarıyla şu an bu seminerde olan YKS tayfanın genel sorunu zaman yönetimi ve neye nasıl çalışacağını bilememek diyebilir miyiz arkadaşlar? Ve öğrenip öğrenemediğimizde ölçememek, tekrarda zamanın kalmaması, tekrarı önemsememek, bu yüzden de hemen dersi çalışır çalışmaz unutmak diyebilir miyiz? Şu an buradaki kitlenin ben genel problemini buldum arkadaşlar. Şimdi sıra çözümde. Hocam çalıştıklarımı resmen anlamıyorum, başa dönüyorum sürekli. Dershaneye gidiyordum hocam, çok kasıldığımı gördüm, evde çalışmaya başladım, kendim yönetmenim yok. Tamam, hiç merak etmeyin, bunların hepsine değineceğiz. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim, bakın verimli ders çalışmanın ne dershaneyle, ne X kurumla, ne Y kurumla, ne D kurumla, ne yemek yemeden çalışmakla, ne uyumadan çalışmakla, ne 5 yıl mezuna kalmakla falan hiç alakası yok. Önce bunu kabul edelim. Verim başka bir şey arkadaşlar. Verimin ölçütü süre değildir. Verimin ölçütü bir yere kayıt olup olmak değildir. Verimin ölçütü kayıt olduğun yere ödediğin para, çalıştığın öğretmen değildir. Verimin ölçütü sensindir. Verimi tamamen siz belirliyorsunuz. O yüzden şu an anladığım kadarıyla buradaki öğrencilerimin birçoğu verimli ders çalıştığını düşünmüyor ve verimli ders çalışmak gerekiyor. Artık bunu istedikleri için bu seminere katıldılar. Şimdi bakalım. Siz ya arkadaşlar, siz daha doğrusu bir konuyu anlamak için hiç günlerce ders çalıştınız mı? Var mı içimizde bunu yapan? Hocam öyle bir konuydu ki korkulu rüyamda ama gittim yüzleştim. 3 gece 5 gün çalıştım diyen var mı? herkesin vardır değil mi? Bakın kiminin kimya, kiminin matematik, kiminin Türkçe var. Okey. O zaman bunu bir kenara not alalım. Ben bir konuyu anlamak için günlerce ders çalışıyorum. Okey. Peki arkadaşlarım, bir dersin konularını ünite baştan sona mı çalışıyorsun? Belirli bir sıran var mı? Ortadan mı başlıyorsun, sondan mı başlıyorsun? Senin ders çalışma sıralaman nasıl? Simge diyor ki kopuk kopuk hocam. Peki simge kopuk kopuk olmasında zamanın bir etkisi var mı? Yani süreden dolayı mı kopuk kopuk? Ünite gidiyorum. Tamam. Üniteler sıralı mı? Büyük bir ihtimalle sıralı. Okey. Bu soru da bir aklımızda kalsın. Adapte olamıyorum hocam. Bu yüzden sürekli konu değiştiriyorsun. Zaman yetmiyor. Tamam. Peki arkadaşlar, bu kadar olumsuzluklardan bahsettik ama sizin hiç kendinize güvendiğiniz, hiç soru kaçırmayacağınız bir ders ya da konu yok mu? Hangi konu bu? Serkan'ın yok. Ömer'in matematik problemler. Vav, Ömer sen sayısalcısın. Matematik problemlerden hiç soru kaçırmıyorsun, öyle mi? Harika. Coğrafya, tarih. İddia ediyorum. Paragraf Semanur. Tamam. Okey. Edebiyat, biyoloji. Çok güzel. Peki arkadaşlar, şimdi bu soruların, şu 3 soru çok kritik bir soruydu. Bakın bu 3 sorudan verdiğiniz yanıta göre ben sizin ne kadar verimli çalışıp ne kadar verimsiz çalıştığınızı zaten ölçtüm. Bunlar kilit sorular. Bunlar güzergahı belirleyen sorulardı. Şimdi bu soruların yanıtlarına gelin birlikte bakalım. Şimdi verimden bu kadar bahsettik. Verimin üzerinde bu kadar durduk. Çalışmalarınızın verimli olmasını hiçbir şey belirlemez dedim ya arkadaşlar. İşte sizin yaptığınız çalışmalardan verim almanız için olmazsa olmaz bazı kurallar var. Gelin bu kuralları ele alalım. Birinci kural arkadaşlar. Az önce ben size ne dedim? Yaptığınız çalışmanın verimini
tahmini ne saat ölçer, ne para ölçer, ne öğretmen ölçer, ne yıllar ölçer, ne ayırdığınız zaman ölçer. Yaptığınız çalışmanın verimini kendi öğrenme yapınıza uygun çalışıp çalışmadığınız ölçer. Bir, kural bir, herkes yazıyor not defterine. Öğrenme yapıma uygun çalışmalıyım. Aksi takdirde verim alamam. Şimdi dostlarım, bizim amacımız, verimden kastımız neydi? Ben ne dedim bangır bangır? Çok çalışmak, geceni gündüzüne katman, verim aldığın anlamına gelmez. Çok çalışmak eşittir verim almak değildir arkadaşlar. Her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple verimli çalışmak için önce kendinizi çok iyi tanımalı, öğrenme yapınıza uygun çalışmalısınız. Şimdi bu görselde ne var? Ben burada bizim Pekuzem yapay zeka sistemimizin yaptığı eğitim analizine giren bir kayıtlı öğrencimin sonucunu direkt ekran görüntüsü screenshot olarak aldım. Şimdi burada bazı verileri görüyorum. Herkes bir 10 saniye şu tabloya bir baksın arkadaşlar. Şu hani öğrenme stili, öğrenme yöntemi var ya. Herkes bir oraya baksın bakalım. Buradaki kavramları kimler biliyor ya da bazıları yüksek, bazıları düşük. Bu ne demek? Bazıları normal. Ne demek olabilir? Herkes tabloya bir baksın bakalım. Ben de bir yandan inceliyorum sizinle birlikte. Ömer diyor ki hocam ilk defa duydum zeka tipi dışındakileri. Evet ilk kez duyanlar vardır. Belki birçoğunuz arkadaşlar seminerimize katılmadan önce eğitim sayfamızı kurcaladıysanız, incelediyseniz eğitim analizlerimize katılanlar da vardır içinizde. Dikkat dağınıklığı en zirvede. Şimdi arkadaşlar parmak izi. Hatta son yapılan bilimsel bir açıklamaya göre dudak izi de arkadaşlar. Dudak izi, parmak izi. Bakın, dünya tarihinde milyarlarca insan var oldu ve yok oldular. Ve bütün insanların dudak izi, parmak izi birbirinden farklıydı arkadaşlar. Bakın aranızda belki ikiz olanlar vardır. Aranızda kardeşleri çok olanlar vardır, kuzenler vardır, arkadaşlar vardır. İkiz dahi olsanız, kardeş dahi olsanız, arkadaş dahi olsanız arkadaşlar her birinizin nasıl parmak izi farklıysa zihninizin çalışma süreci bu farklı. Tıpkı parmak izi gibi düşün. Yani öğrenme yapısı nedir? Bilişsel süreçtir. Yani nedir? Zihnimin işleme sürecidir. Zihnin çalışma şeklidir. Burada gördüğünüz sonuçlar. Öğrenme stili, öğrenme yöntemi, zeka tipi, öğrenme hızı, unutma hızı, dikkat dağınıklığı, anlama oranı ve stres seviyesi ve çok daha fazlası. Ben sadece yarısının ekran görüntüsünü aldım örnek olarak görmeniz için. Bunların hepsi arkadaşlarım ölçülebilir değerlerdir ve ölçülmesi gereken değerlerdir. Neden? Herkes farklı öğreniyorsa benim nasıl öğrendiğimi bilmem gerekmiyor mu? Şimdi ben bir yola çıkıyorum. İstanbul. Burası İstanbul. İzmir'e gideceğim. Neyle daha rahat gideceğimi bilmem gerekmiyor mu? Benim belki yükseklik korkum var, uçak fobim var, uçağa binemeyeceğim. Onun yerine neye bineceğim? Ya da ben en kısa yoldan nereden giderim? Allah korusun İzmir'de benim bir hastam var. Yetişmem gerekiyor. Aheste gider miyim? Hayır. Şu an sınav arkadaşlar çok yakın bir zamanda değil mi? Yaklaşık 100 gün sonra değil mi bu sınav? Sizin bu sınava yetişmeniz gerekmiyor mu? Hepinizin ortak noktası bu değil mi? Ama Ömer başka yerden gider, ama Ayşe başka yerden gider, ama Şeyma başka yerden gider. Hepinizin gideceği yer aynı yer, hedef. Dolayısıyla burada belirleyici olan kısım sizsiniz. Kendi özelliklerinize uygun çalışmadığınız sürece yaptığınız bütün çalışmalar askıda kalır arkadaşlar. Zihniniz onu anlamaz. Mesela Ömer, unutma hızı yüksek ne demek? Unutma hızının yüksek olması ne çağrıştırıyor size? Evet,
Evet Ömer, doğru yanıt verdin, tebrik ediyorum. Diyor ki hocam, unutma hızının yüksek olması demek, örneğin konu çalışıyorum, 3 günde aklımda kalmıyor. Yani çabuk unutuyorum demek, değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Peki benim buradaki öğrencimin unutma hızı yüksekse, bu öğrencim tekrarlarını uzun sürede mi yapmalı, kısa sürede mi yapmalı? Kısa sürede yapmalı. Peki sizin içinizde tıpkı buradaki öğrencim Ayşe'nin olduğu gibi unutma hızı yüksek olan öğrenciler var mıdır, yok mudur? Vardır, değil mi? Mutlaka vardır. Peki bunu öğrenci bilmiyorsa, tekrarlarını sık sık yapmıyorsa, bu yaptığı çalışmayı verimsizleştirir mi, verimsizleştirmez mi? Bakın itiraflar geliyor. Ömer diyor ki hocam ben hiç tekrar yapmadım. Bak kaç ay olmuş çalışmaya başlayalı. Hatta bu öğrenci dershaneye giden bir öğrenci. Tekrar yapmamış arkadaşlar. Tekrar etmediğiniz her bilgi unutulmak zorundadır. Hatta not defterlerimizi açtıysak büyük harflerle yazalım. Kırmızı kalemle yazalım. Altını, üstünü, yanını, köşesine her bir tarafını çizelim. Bilimsel bir açıklama. Diyor ki tekrar edilmeyen bilgilerin %80'i unutulur. Sadece %20'si kalır, o da çok minik bir kısımdır. Yani sen 5 tane bilgi öğrendin. 4'ü gitti, 1'i kaldı. Biri senin işine yaramaz. Arkadaşlar siz her 5 bilgiden biriyle başarıya ulaşamazsınız. O yüzden tekrar şart. Ama tekrarınız kendinize özel olmalı. Bunun için öğrenme yapınızı bilmelisiniz ve bunu uygun bir tekrar periyodu oluşturmasınız. Tekrar periyodu oluşturmalısınız. Peki hocam, biz bunu nasıl ölçeceğiz diye soracak olursanız arkadaşlar, bizim eğitimlerimize kayıt olursanız eğer, biz kayıtlı olan öğrencilerimizi sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizlerimizi alıyoruz. Bu analizlerde burada çıkan sonuçları ve çok daha fazlasını ölçüyoruz ve oradan çıkan sonuçlarıyla uyumlu yapay zeka sistemi üzerinden bireysel olarak ders çalışma programını oluşturup öğrencimizi sınav tarihine kadar 8-9 Haziran 2024'e kadar takip ediyoruz. Ücret bilgisi de vereceğim Ömer. Şimdi dikkatimiz burada olsun. Tutarları çok uygun arkadaşlar. Ücreti inanın hiç merak etmeyin. Seminer sonunda size çok güzel bir sürprizim var. Büyük bir kampanyadan bahsedeceğim zaten. Ve bu analizi de, bu sadece normalde kayıtlı öğrencilerin girebildiği analizi de ben bu seminerimize katılan bütün öğrencilerimizin çözmesini sağlayacağım bir kereye mahsus. Nereden çözeceğinizi de yine seminerimiz sonunda arkadaşlar size ileteceğim. Bu da seminerin sürprizi olsun. Hadi şimdi dikkat dağıtmadan ikinci kısma geçiyorum. Geldim arkadaşlar, ikinci olmazsa olmaz kuralımız, seviyemize uygun ders çalışmak zorundayız. Ama bundan önce seviyemizi bilmek zorundayız. Çünkü arkadaşlar tıpkı burada mesela unutma hızımızın yüksek ya da düşük oluşu gibi düşünün. Bunu bilmeden buna uygun bir aksiyon alamazsın. Seviye de böyle. Seviyeni bilmeden seviyene uygun zaten ders çalışamazsın. Buradaki bütün öğrencilerin her dersteki hatta her konudaki seviyesi farklı. Bizim sistemlerimizde ki içinizde bilmiyorum kayıtlı olan öğrencilerimiz var mı? Genelde katılırlardı kayıtlılar. Belki vardır. Varlarsa bana el sallasınlar lütfen. Tek uzam eğitim modelinde arkadaşlar garanti öğrenme modeliyle hangi derste, hangi konuda, hangi seviyedeyseniz seviyenize uygun bir program hazırlanıyor. Bakın buradaki kupa sizin hedefiniz. Bu tıp fakültesi olur, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, hemşirelik, ebelik, artık her neyse. Hedefiniz her neyse. Bu kupaya, bu hedefe ulaşmanız için arkadaşlarım sizin bu 5 basamaklı merdivenden çıkmanız gerekiyor. Ama hepiniz her konuda birinci basamakta değilsiniz. Hepiniz her konuda üçte de değilsiniz.
değilsiniz, dörtte de değilsiniz, beşte de değilsiniz. Hepiniz her konuda farklı seviyelerdesiniz. Mesela Emel matematikte başlangıç seviyesinde ama Ömer üst seviyede. Ya da Ayşe Türkçe'de ileri seviyede ama Ahmet temel seviyede olabilir. Her birinizin birbirinden seviyeleri farklı. Bunun için seviye ölçüm sınavlarına girmeniz gerekiyor. Hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuzu bilip yine buradan çıkan sonuçlarınıza göre hangi basamaktaysan kaldığın basamağın üzerinden devam etmen gerekiyor. Bu yaptığın çalışmalardan verim almanı sağlar. Ve bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuzda biz sizi sorumlu olduğunuz bütün derslerden tek tek seviye belirleme sınavlarını alacağız arkadaşlar. Çıkan sonuçlarınıza göre yapay zeka sistemi ihtiyacınız olan ders çalışma programını oluşturacak diyebilirim. Geliyorum hız kesmeden 3. Üçüncü olmazsa olmaz kuralımız. Sadece size özel bir çalışma programı hazırlamanız gerekiyor. Bakın bir başkasının programı demiyorum. Sadece sana özel olmalı. Sana özel kısmında da parantez içinde öğrenme yapına ve derslerdeki seviyene uygun olmalı. İşte bunu nasıl yapacağız Ömer? Şimdi bunu açıklıyorum. Arkadaşlar bunu tek başınıza zaten yapamazsınız. Bunu bir rehberlik uzmanıyla, bunu bir öğrenci koçuyla, bunu herhangi bir eğitimci ya da büyüğünüzle de yapamazsınız. Çünkü şurada az önce birinci ve ikinci maddede söylediğim değerleri bir insanın ölçmesi mümkün değil. Bunu yalnızca yapay zeka sistemiyle yapabilirsiniz. Biz bu sistemi kullanıyoruz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde ve bizim binlerce kayıtlı öğrencimizin binlerce birbirinden farklı ve kendilerine özel çalışma programları var. Bu programı size özel hale getirmek için arkadaşlar öğrenme yapınızı bilmeniz, derslerdeki seviyelerinizi bilmeniz, hedefinize ne kadar uzaklıkta olduğunuzu bilmeniz, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi ve sınava kalan gün sayısına göre stratejik ders çalışma programınızı oluşturmanız gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar o program size özel olmadığı sürece zaten verimli olmuyor. Sema Nurcuğum, senin programına uyamama sebebin sana özel olmaması. Ben yapay zeka sistemine kayıt olup da uyamıyorum diyen hiçbir öğrenciyle yıllardır karşılaşmadım. Kendileri uymak istiyorlar. Neden? Aldığın verimi görseydin eğer yapılan programdan netlerinin tık 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 arttığını görseydin senin o programa uyamama gibi bir sorunun olmazdı. Bu arada Sema Nur örnek olsun ama bunu soran çok öğrencilerimiz olduğu için söylüyorum. Emel de diyor hocam programa uyamıyoruz. Arkadaşlar kendi yaptığınız programla bunu denk tutmayın lütfen. Bakın sizin hazırladığınız programın bir referans noktası yok, başı yok, sonu yok. Ütopik. Ben çok gördüm günde 10 saat program hazırlayan öğrenci gördüm. Sen 10 saat çalışamayacağını bildiğin halde eğer 10 saat program hazırlıyorsan tabii ki uyamazsın. Açık ve net. Serkan diyor ki yapay zekanın hocalardan, eğitimcilerden farkı ne? Serkan sence ne olabilir? Sence yapay zekanın insandan farkı ne olabilir? Evet, Ömer'den yanıt geldi. Arkadaşlar insanlar yanılır, şaşar, beşer. Ne demişler? Beşerdir, şaşar. Hangi insan senin zihinsel özelliklerini ölçebiliyor? Mesela tanıdığın hangi öğretmen seni böyle bir teste aldı? Benim tanıdığım çok öğretmen var. Arkadaşlar ben de bir öğretmen olarak söylüyorum bunu. Hatta rehberlik öğretmeni arkadaşlarım vardı. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Ve ne yapıyorlardı biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an birçoğu çok bilindik dershanelerde rehberlik uzmanlığı yapıyorlar, öğrenci koçluğu yapıyorlar. Odalarında bir fotokopi makinesi var. Mutlaka sağlarında olur, sağ kısımlarında. Önlerinde birkaç bilgisayar olur, böyle dosyalar falan filan. Öğrenci gelir tık 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 hocam. Hocam ben programa uyamıyorum hocam motive olamıyorum hocam derse dinler dinler dinler. Tamam şunu yap bunu yap şunu yap. Hocam benim programım yok. Orada program hazırdır biliyor musun? Bak daha öğrenci hiçbir sorununu söylemeden program hazır.
Direkt oradan yazıcısından, fotokopi makinesinden, chat programı önüne arkadan al Ahmet. Ahmet gider. Bir heyecanla, bir hevesle gider. Ay ne güzel programım var, uyuyacağım. Ahmet gitti. Ayşe kapıyı çaldı. Ayşe gel. Ayşe anlatıyor, öyle hocam, böyle hocam. Benim hedefim şu hocam. Böyle sorun yaşıyorum hocam. Aynı programı çak, fotokopi makinesine al Ayşe. Şimdi bununla yapay zeka sizce bir mi arkadaşlar? Mantıklı düşünün. Evet, yani o yüzden bir kere sizin seviyenizi bilmeden, sorununuzu bilmeden, hedefinizi bilmeden, yaşam koşullarınızı bilmeden, ayırabileceğiniz zamanı bilmeden hazırlanan bir insan tarafından hazırlanan program kesinlikle yapay zekanın programı kadar verimli olamaz, iddia ediyorum bunu. Hatta bence Serkan sormuştu değil mi o soruyu? Serkan'cığım. Ha, Serkan sordu, evet. Yapay zekanın yarılma payı yok Serkan. Bu bir yazılım. Türkiye'nin en iyi yazılımcıları yaptı bizim yapay zeka sistemimizi. Üzerinde yaklaşık 7 yıl çalışıldı. Sen bize güven. Sen kendi yanılma payını düşünüp bence bu kısımda tedirgin ol. Yapay zekaya güvenebilirsin. Hatta örnek olarak şu an bu seminerim, katılan bütün öğrencilerim yapay zekadan sadece bir kere örnek ders çalışma programı hazırlayabilecek. Ücreti de söyleyeceğim. Şimdi bölünmeden devam edelim. 4. Arkadaşlar, program deyip geçmeyin. Her programın kendi içinde bir stratejisi vardır. Bu strateji eksik olduğun konular üzerinden olabilir, sınava kalan süre üzerinden olabilir, senin öğrenme yöntemin ezbere mi dayalı, mantığa mı dayalı, bunlar üzerinden olabilir. Ve unutmayın dostlarım, ÖSYM sizden %100 başarı beklemez. ÖSYM sizden bütün soruları doğru yapmanızı beklemez. Bu kadar mükemmelliyetçi yaklaşmayın. YKS bir eleme sınavıdır. Bu sebeple strateji işidir. Sınava kalan zamana göre ve puan getirisi yüksek ve öğrenme süresi kısa konulara yönelin. Aksi takdirde şu an başlayan bir öğrenci zaten yetiştiremez arkadaşlar. Bakın, yapay zekanın stratejisi olmasaydı Serkan, sen şu an çalışmaya başlasaydın 3,5 ayda hem TYT'yi hem AYT'yi yetiştirebilir miydin? Bu gerçekçi olur muydu senin gözünde? Olmazdı. Çünkü arkadaşlar, bakın, bir konu var. Sınavda sadece bir soru geliyor. Başka bir konu var. Sınavda 12 soru geliyor. Bu konuyla bu konuyu bir tutarsan bile bile lades, kaybettin. O yüzden ben ne dedim arkadaşlar? Sınavı tanımayan öğrenci bu sınavı kazanamaz dedim. Yani sen tanımadığın bir sınava neye göre hazırlık yapıyorsun? Sınavda hangi konudan kaç soru geldiğini bilmen lazım. Standart sapması yüksek konuları bilmen lazım. Öğrenme süresi uzun konuları bilmen lazım. Senin kaç puan almak için hangi konuları %100 bilmen gerektiğini bilmen lazım. Bunların hepsini yapay zeka biliyor. Ben bilmiyorum, sen de bilmiyorsun, o da bilmiyor. Bunu bir insan zaten bilemez. Çünkü onlarca konudan, yüzlerce alt konudan bahsediyorum. Evet Simay, bence başla, geç kalma. Ve 5 arkadaşlar, 5. Performansınızı takip etmek zorundasınız. Öyle bir program hazırladım. Tamam artık, ben gözü kara güveneyim. Programa uyum sağlayayım, gidiversin hocam demek yok. Programın verimliliğini her daim ölçmek zorundasınız arkadaşlar. Öğrendiğiniz konular bile olsa, bakın %100 öğrendim bile desem, o konuyu az önceki analiz testine git. Unutmazı yüksek. O sen olabilirsin, sen olabilirsin, sen olabilirsin. Öğrendiğin konuları unutmazına göre tekrar etmek zorundasın. Öğrenemediğin konuları hangi seviyedeki basamaktaysan ona göre yeniden çalışmak zorundasın. Bizim sistemimiz bunu yapıyor. Sizin bitirdiğiniz her konu sonrasında sizi check-up testini alıyor, konu tarama testini alıyor ve bu konu tarama testinde öğrendiysen unutacağın zaman karşına otomatik getiriyor. Öğrenemediysen aynı konuyu çalışmaya devam ediyorsun. Ne zamana kadar? Ta ki öğrenene kadar. Yani zorunlu öğretiyor diyebilirim arkadaşlar.
Hocam ben AYT ve TYT'yi bitirdim fakat aklımda kalmadı. Melisa'cığım hızlı geçmiş olabilirsin. Şu an vaktin varken, şu an ciddi anlamda vaktin varken kesinlikle bu yöntemleri uygulayıp çalışmalarına tam gaz devam et. Hatta eğer imkanların dahilindeyse bizim kurslarımıza kayıt ol. Biz sana bu kısımda yardımcı oluruz. Yetişir arkadaşlar. Yapay zeka ile yetişmeyecek hiçbir şey yok. Peki hocam sadece verimli çalışmak yetiyor mu? Sadece ders çalışayım, bu koşulları sağlayayım yeter mi? Yetmez. Sınavın %50'si motivasyon. Peki sizce motivasyon nedir? Size kendinizi ne iyi hissettirir? Herkesten yanıt bekliyorum. Şu an buradaki öğrencilere kendilerini ne iyi hissettirir? Dişçi olmak. Ömer direkt sonuca gittin. Şu an neyi hissettirir? Şu an ne olsa daha mutlu olursun. O herkes hedeflerini yazdı. Doğru, bunlar bu arada güdüleyici hedefler. Kola, cips, film. Bak daha şey daha kısa süreli ulaşabileceğin hedeflerden başla. Konularımı bitirmek, bulunduğum ortamı değiştirmek, bazı insanlardan uzak olmak. Gülden hocam seni üzdüler mi? Kim o insanlar? Bu senin elinde, uzak dur. Arkadaşlar siz değerlisiniz. Değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Lütfen canınızı sıkan, boş yorum yapan, sizi tanımadan size yorumlarda bulunan kişilerden uzak durun. Bu kadar basit. Şehir değiştirmek, insanlardan uzak durmak, netlerimin yüksek olması. Temmuz'a ışınlanmak hocam. Vay sen sınavı falan atlattın Simge. Haziran'da sınav oldu, sen direkt çat Temmuz'a gidiverdin. Niye tatile gideceksin? Denize girmek ama soğuk. Eşit ağırlık ya da sözelde 80 bin ya da 100 bin yapmak, yurt dışında olmak. Bulunduğum ortamı değiştirmek, sınıf öğretmeni olmak. Okey, çok güzel hedefleriniz var arkadaşlar. Bunlar hepsi bizim... Arkadaşlar bunların hepsi bizim motivasyon kaynağımız. Ara sıra bunları kendinize hatırlatın, olur mu? Dilan diyor ki hocam PDR istiyorum, netlerimin artması, şu sürecin bitip artık yaz tatiline gitmek. Arkadaşlar o günler gelecek. Bak o günler geldiğinde lütfen beni ve bu semineri unutmayın, olur mu? Vallahi kişilerim size. O günler gelecek, yani çok uzak bir gelecek değil. 100-110 günden bahsediyorum. Benim amacım bu 100-110 günü öyle bir hakkıyla geçirin ki sonrası zaten sizin. Derler ya tüm baharlar bizim olsun. Bütün çiçekler, bütün bahçeler, bütün mutluluklar zaten sizin olacak. Evet ilk bana haber verin. Yoksa gerçekten küserim arkadaşlar. Bir öğrencim yazmış ki hocam kazanır kazanmaz ilk size haber vereceğim. Okey bak bunu söz olarak aldım. Buradaki herkes de şahit ona göre. Şimdi arkadaşlar motivasyonumuzu artırmak için 5 farklı teknik var. Hedeflerimiz, ilham kaynaklarımız, zorlukları aşmamız, başarı öykülerimiz ve günlük rutinlerimiz. Bunların hepsini topla, çat al sana motivasyon. Düşmeyecek motivasyon. Bak benim söylediğim her şeyin altı dolu arkadaşlar. Ben size boş boş gidin ders çalışın demiyorum. Ben size aman işte halinize şükredin, mutlu olun, ne üzülüyorsunuz demiyorum. Hepsinin sebebi var. Var biliyorum. Diyorum ki biz bu sebepleri ortadan kaldıralım, birlikte yapalım bunu diyorum. Beş madde. Bir, hedefler. Dediniz ya hocam ebe olmak istiyorum, diş hekimi olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyorum. İşte yazın falanca yere tatile gitmek istiyorum. Bunlar hedeflerdir arkadaşlar. Ve hedeflerinizi belirlerken spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına dikkat edin. Örneğin bu sınava hangi hedefinize ulaşmak için giriyorsunuz? Meslek için mi? Aileyi gururlandırmak için mi? Para kazanmak için mi? Aile evinden gitmek için mi? Bir sürü sebep sayabilirim. Senin sebebin hangisi? Bunu kendi içinde düşün. Yanıtını kendine ver. Yanıtını yazabilirsin. Bak dürüst olsun herkes. Bir hedefler ikiye ayrılır. Kısa vadeli, uzun vadeli. Kendinize hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedefler koyun. Kısa vadeli hedefler günlük veya haftalık. Tıpkı Ömer'in işte örnek veriyorum falanca kitabı bitireceğim. Falanca filmi izleyeceğim. Kız arkadaşımla buraya gideceğim. Bu etkinliği yapacağım dediği şeyler.
Kısa vadeli hedeflerdir. Kısa sürede adım atarsın, ulaşırsın. Tatmini olur ama kısa sürer. Yeni bir hedef bulman lazım. Ama uzun vadeli hedeflerde genellikle büyük ve önemli amaçlar bunlar. Mesela sınavı kazanmak, şehir değiştirmek, atanmak mesela büyüdüğünüzde ya birazcık daha yaşınız ilerlediğinde zaten büyüksünüz. Ama üniversiteyi falan bitirdiğinizde atandığınızda mesela bu da bir hedef olacak. Şu an ne? Üniversiteyi kazanmak mesela. Ya da çok radikal kararlar. Yani büyük ve önemli değişiklikler uzun vadeli hedeflerdir arkadaşlar. Ve bu hedeflere ulaşmak, evet kısa vadeli hedeflere göre daha uzun sürer, daha çok yorar. Ama ulaştığınızda yaşadığınız tatmin çok daha büyüktür. Başarı hissi çok daha büyüktür arkadaşlar. O yüzden kendiniz için hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedefler belirleyin. Hatta yazın. Yazın arkadaşlar. Sadece siz görüyorsunuz, yazın bunlara. İki, ilham kaynakları. Kendinizde mutlaka ortak özellik gördüğünüz, rol model aldığınız bir aile büyüğünüz olabilir, bir ünlü olabilir, bir düşünür olabilir, bir filozof olabilir, bir bilim insanı olabilir, bir yazar, çizer, okuyan olabilir, herhangi biri olabilir. İlham kaynakları motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek ve kendinize yön belirlemek için önemli araçlardır. Bu yüzden arkadaşlar sizlere tavsiyemdir, başarı öykülerini bolca okuyun. İlham verici hikayeleri bolca okuyun. Ders niteliğindeki hikayeleri, örnek teşkil edebilecek hikayeleri okuyun. İnanın değişime siz de inanmayacaksınız. Diyeceksiniz ki belki, hocam okusak ne olacak? Ben hangisini yapabiliyorum? Hayır. Okuduğunda bunu sürekli hale getirdiğinde senin kendine inancın artacak. Bu bir kelebek etkisi. Küçük bir şeyle başlıyor, devamı gelir. Ve ilham verici filmleri ki okuyun, filmleri izleyin, kitapları okuyun, öyküleri okuyun. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Ve arkadaşlar lütfen üniversiteye hazırlık sürecinde kitap okumayı ihmal etmeyin. Yapılan bir araştırmaya göre kitap okumak ya da herhangi bir şeyi okumak, bu bir makale olabilir, bir biyografi olabilir, herhangi bir kitap olabilir, herhangi bir şeyi okumak stresinizi %68 oranında azaltıyor. En azından hiç olmazsa günde 20 dakika bile olsa okumaktan asla vazgeçmeyin. Etkisini göreceksiniz. 3. Sınava hazırlanırken çok fazla zorluklarla karşılaştınız. Karşılaşmaya devam ediyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar, başarısızlık, hata yapma, bunlar öğrenme sürecinin birer parçaları. Bunları yapmadan zaten öğrenemezsin. O yüzden kendine kızma. Pişman olma. Yaşadığın her başarısızlık, her kötü tecrübe, yaptığın her hata öğrenmeye seni bir adım daha yaklaştırıyor. Ve bundan sonraki 3,5 aylık süreç için söylüyorum. Bakın, birçoğunuzun çok fazla zorlukla karşılaştığını biliyorum ki bunları yazdınız da. Bir zorlukla karşılaştığınızda önce o zorluğun problemini tanımlayın. Alternatif çözümler üretin, üzerine düşünün, taşının, yazın, çizin, araştırın, konuşun, akıl alın, fikir alın ama kararı kendiniz verin. Ve bu verdiğiniz kararın arkasında durun, uygulayın, sonuçlarını değerlendirin. Gerekirse kararınızı değiştirirsiniz, sorun değil. Ama bunun sorumluluğunu almak önemli arkadaşlar. Bakın, artık üniversiteli olacaksınız. Benden size bir öğretmen, bir abla tavsiyesi. Orada belki aileniz, yakınınız, ablanız, abiniz, hocalarınız olmayacak. Yaşayacağınız bütün zorluklara kendiniz tek başınıza göğüs gereceksiniz. Şimdiden bunu antrenman yapmanız gerekiyor. İnanın, kişinin kendi iradesiyle yaptığı hata bile çok büyük bir haz veriyor. Kendinizin arkasında durun. Kararınızı kendiniz alın. Ama karar almadan önce bütün çözüm yöntemlerini düşünüp üretmeniz gerekiyor. Ve dört arkadaşlar, lütfen gerçek başarı öykülerini okuyun. Doldurulmuş, şişirilmiş, abartılmış ya da ütopik başarı öyküleri sizi motive etmez. Aksine kendinizi yetersiz hissettirir. Bu öyküleri okuyun, videolarını izleyin. Başkalarının başarı hikayeleri sizde benim neyim eksik? Ben de yapabilirim inancını güçlendirir ve motivasyonunuzu artırır arkadaşlar. Ben sizin için bizim sistemimizden faydalanan iki öğrencimizden başarı öykülerini
Buraya özellikle belirli bir kesitini not olarak aldım. Şimdi birlikte okuyacağız. O chat panelinde neler olmuş böyle? Kimler neler neler yazdı? Okey, herkesin dikkati bende mi? Arkadaşlar genel geçer sorularınızı seminer sonunda yanıtlayacağım. Şu an herkesin dikkati bende ise başlıyorum Mustafa'nın hikayesiyle. Mustafa, bir matematik zaferi. 8. sınıftan lise son sınıfa kadar örgün dershaneye gitti birçoğunuz gibi. Matematikle arası çok kötüydü. Basit 3-4 sorudan başka hiçbir soruyu çözemiyordu. Sınavda da aynısı oldu ve kazanamadı, mezuna kaldı. İstediği bölümü kazanabilmek için ne pahasına olursa olsun matematiği halletmek zorundaydı. Sonra yolu tek uzamla yani bizimle kesişti, azmetti, sisteme birebir uydu. Sınavda matematiği neredeyse fulledi. Bakın, 3-4 netten full ediyorum. Şaka değil, gerçek. Şimdi o bir avukat adayı. Şu an hukuk fakültesini kazandı ve okuyor. Mustafa kıymetli öğrencimiz. Kulakları çınlasın. Nereden bilebilirdi ki başkalarına ilham kaynağı olabileceğini? Siz nereden biliyorsunuz ki arkadaşlar bir yıl sonra bu zamanlar buna benzer bir semineri sizin başarı öykünüzle sonlandırmayacağımı? Kim bilebilir? Kim bilebilir arkadaşlar? Geliyorum ikinci öğrencimiz Berfin Seda. Baskılardan kurtulma. Berfin'in hedefi tıp fakültesiydi. Çünkü annesi, babası ve abisi de doktordu. Ondan da aynı performansı, aynı başarıyı bekliyorlardı. En pahalı, en isim yapmış, en popüler örgün dershanelere gitti. Özel dersler aldı. Tıpı kazanabilmek için 3 kez, 3 yıl, 3 yıl mezuna kaldı. Bir türlü istediği puanı alamıyordu. Sonra yolu tek uzamla kesişti. Ardından bambaşka bir olay oldu. Kendisiyle yüzleşti. O aslında doktor olmak istemiyordu. Ailesine kendini bu şekilde kabul ettirebileceğine inandığı için tıp fakültesini hedeflemişti. Tüm baskıları bizimle birlikte bir kenara bıraktı ve o hayallerinin peşinden gitti. Birkaç yıl sonra bir matematik öğretmeni olarak gençlere kendi hayallerinin peşinden gitmesini öğütleyecek. Bakın tüylerim diken diken oldu. Gerçekten ne kadar güzel bir hikaye. Değil mi arkadaşlar? Var mı içinizde böyle istemediği bölümü hedefleyen? Annem babam bunu istiyor diyen, ben hiç istemiyorum hocam, söyleyemiyorum diyen var mı? Wow. Ömer, acaba albümden etkileniyor olabilir misin? Arkadaşlar ben yine bakın bir hocanız, bir ablanız, bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Hayatınızı kazandığınız, yani hayatınızı mesleğinizden kazanacaksınız. Kazandığınız bölüm bunu etkileyecek. O yüzden mizacınıza uygun olmayan, psikolojinizin kaldırmayacağı, hayallerinizde olmayan bir bölümü lütfen kazanmaya çalışmayın. Bakın böyle öğrenciler, benim kendi üniversiteden, ben eğitim fakültesi mezunuyum arkadaşlar. Annesi babası öğretmen olup da benim kızım oğlum öğretmen olsun diyen çok arkadaşım vardı. Yarıda bıraktılar arkadaşlar. Bakın zaman kaybettiler, psikolojileri bozuldu, okuyamadılar, keyif almıyorlar. Ben bir de okul öncesi öğretmenim, benim arkadaşım diyordu ki ya Tuğba hocam ben çocuklardan nefret ediyorum. Diyordum ki nasıl o zaman bu bölüme geldin? Bu nasıl olabilir? Annem okul öncesi öğretmeni ataması çok diye direkt tercihlerimi benim haberim olmadan o yaptı diyordu. Sonra o kız arkadaşım ikinci sınıfta bıraktı. Gitti 2 yıl daha üniversiteye hazırlandı. Şu an mesela 2 yıllık farklı bir bölüm mezunu ve atandı. Acil tıp teknisyeni mesela, sağlıkçı. Ve kısa yoldan atanmak istedi. Hiç ay ya bu zamanın AYT'sine de girmedi. O zaman ismi farklıydı tabii bizim zamanımızda. Yani o yüzden lütfen arkadaşlar
Az önce ne dedim? Kendi kararınızı kendiniz verin. Hatta biz tek üzerine kayıtlı olan öğrencilerde arkadaşlar mesleki yönelim testi bile yapıyoruz. Bakın Serkan da değil mi öğrencimizin ismi? Serkan'cığım, bak hiçbir öğretmen, hiçbir büyüğün, hiçbir çevrendeki kişi senin mizacının neye uygun olup olmadığını ölçemezken bizim yapay zeka sistemimiz bunu bile ölçüyor. Ve Berfi'nin aslında bu itirafta bulunmasını tetikleyen şey neydi? Biz onun kaydını aldığımızda zorunlu bir şekilde mesleki yönelim testini ölçtü ve uygun mesleklerde sağlık alanları yoktu. Bu öğrenci tam bir öğretmen gibiydi. Anlatmayı seven, konuşmayı seven, yardımcı olmayı seven, çocukları seven biriydi ve orada direkt yapay zeka dedi ki sen öğretmen olmalısın, senin mizacına eğitmenlik çok yatıyor dedi. Ve öğrenci buradan cesaret aldı. Gitti ailesine bu sonucu gösterdi. Dedi ki bakın yapay zeka bile benim uygun olduğum meslekleri biliyor. Yapay zeka beni benden daha iyi tanıyor. O yüzden ben tıp falan okumuyorum dedi. Öğretmenlik okuyacağım dedi. Şu an okuyor 3. sınıf. Cesaretli olun bu yüzden. Bunun bedelini sadece siz ödeyeceksiniz arkadaşlar. Benden size tavsiye, pişman olmaktansa kararlı olmak çok daha iyidir. 5. Son maddeme geliyorum. Kimse hiçbir yere ayrılmasın. Bu maddeden sonra sorularınızı yanıtlayıp kurs ve ücret bilgisi vereceğim. Çok sordunuz çünkü. Günlük rutinler hedeflere ulaşmak için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonu sürdürmeyi kolaylaştırır. Arkadaşlar şu an büyük başarıların hepsi küçük bir adımla başladı. Şu an gördüğünüz her alandaki şampiyonların hepsi bir ara bir yarışmacıydı. Bir ara adım atmaktan korkan birer yarışmacılardı. Ve onlar ilk adımı attılar. Önce rutinlerini oluşturdular. Sonra bu rutinlere uydukça rutinleri ağırlaştı. Uydukça daha da ağırlaştı. Yani sizin atacağınız bir adım, alacağınız bir karar yolun sonundaki başarınızı etkiliyor. Sağlığınıza çok dikkat edin bu süreçte. Lütfen canınızı sıkmayın. Stresten uzak durun. Uykunuzu düzenleyin. Sağlıklı beslenin. Temiz havada yürüyüş, koşu yapın. Günlük çalışma saatlerinizi belirleyin ve mutlaka çalışın. Bakın bir çalışıp bir çalışmadım demek yok. İstikrar. Sevdiğiniz insanlarla sohbet edin. Lütfen ailenizle aranızı bozmayın arkadaşlar. Gidin onlara sarılın. Onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Kendinizi odalara, evlere kapatmayın. İzole yaşamayın. Açıldıkça da, sosyalleştikçe de başarınız artar. Çünkü mutlu olursunuz. Aktif dinlenme rutini, hobi veya spor gibi etkinliklerle arkadaşlar zihninizi sınav dışı diğer uzman olduğunuz konulara yönlendirin ve o konularda başarılı olduğunuzda zihin diyecek ki Emel sen bu spor dalında başarılısın, sen bu sınavı mı kazanamayacaksın der. Başarılı olduğunuz şeyleri yapın. Keyif veren şeyleri yapın. Haz aldığınız, mutluluk duyduğunuz şeyleri yapın. Ders de onlardan biri olsun arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Motivasyon bir sebebe bağlıdır. Sen bu sınava niye giriyorsun? Sonunu düşün. Bak, yine önerim. Çok güzel bir öneriyle geliyorum. Ben Eskişehir mezunuyum arkadaşlar. Eskişehir çok güzel bir şehir. Tam bir üniversite şehrim. Eğer orada okumak isteyen öğrencilerim varsa kesinlikle canı gönülden öneriyorum. Gidin. Okumak için olmasa da gezmeye gidin. Ortamını görün. Çok güzel. Yani atmosferi, havası, kokusu her şeyi farklı. Ve ben ta 10. sınıftan beri zaten öğretmen olacağımı biliyordum. Yani tam bir öğretmen olarak doğmuşum diyebilirim. Küçükken bile herkes diyordu ki ya kesinlikle sen öğretmen olacaksın ama ne öğretmen olacaksın bilmiyoruz. Öğretmen. Sonra işte çok sevecensin, çok sıcakkanlısın, çocuklarla çok iyi anlaşıyorsun falan filan diye okul öncesine evrildi o. Hala çok seviyorum. Şu an biraz daha büyük yaş gruplarına öğretmenlik yapıyorum ama çok memnunum. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenliği de zaten uzun süre yaptım. Ve ben arkadaşlar nasıl kazandım biliyor musunuz üniversiteyi? Benim Eskişehir'e bir gezmeye gittim ve direkt bizim fakültemizi gördüm. Yani Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünden geçiyordu. Kıyısından, köşesinden uzaktan gördüm. Çok güzel dedim, zihnime kazıdım. Dedim ki ben eğer dedim üniversiteyi kazanacaksam kesinlikle burası olmalı ve ben Ankara'da yaşıyorum. Bak Ankara'da çok daha güzel üniversiteler var, daha yüksek puanlar var. Hayır dedim.
Hayır, ben bu üniversiteye gittim. Eve gittiğimde, o seyahatimiz bittiğinde yazıcımdan, o dönemler böyle arkası kasalı bilgisayarlar vardı. Bilgisayarların yanında da yazıcılar olurdum. Çünkü okulda ödevleri yapmak için falan da kendime yazıcı aldırmıştım. Renkli bir de, renkli baskı da o dönem çok popüler değil. Yeni yeni böyle azınlıkta kullanılıyor. Oradan benim fakültemi, bak, eğitim fakültesinin görselini çıkarttım arkadaşlar. Bilgisayardan çalışıyorum ya, benim çalışma masam vardı böyle küçük. Bilgisayarım da orada. Burada da kitaplarım falan var. Ben her gün geliyorum, burada çalışıyorum derslerimi. Okul ödevi bile olsa, üniversite sınavına da öyle çalıştım. Gittim bilgisayarın yanında şöyle bantladım, gizli bant. Onu böyle A4 kağıdı böyle kocaman. Onu yapıştırdım. Her sabah, her gece, her gündüz, her an üstümü giyinirken, makyaj yaparken, saçımı tararken, ders çalışırken, kitap okurken, uyurken, uyanırken her zaman onu gördüm. Dedim ki ben buraya gideceğim. Ve mezuna bile kalmadan arkadaşlar dereceyle, sözel alanda derece yaptım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğini ben böyle kazandım. O yüzden siz de bakın, hayaliniz neyse, mizacınıza ne uygunsa, bir sağlıkçı mı olmak istiyorsun? Git kendine önlük diktir, as oraya. Ya da bir okulu mu kazanmak istiyorsun? Bir fakülte mi? Git çıkar, bak. Yani zihnini ona kodla. Hatırlat kendine. Bak, ben ona bazen motivasyonum çok düşüyordu arkadaşlar. Diyordum ki üf ya, ne dersi, ben gideceğim, gezeceğim, bıktım artık falan diyordum böyle. Sonra o görsel direkt bana göz kırpıyordu. Ha, nereye gidiyorsun sen? Yolu buraya kadar getirmişsin, yakışıyor mu sana diyordu. Diyordum ki hayır, ben bu okula gideceğim. Ben burada çok güzel şeyler yaşayacağım. Ben müthiş güzel anılar biriktireceğim. Ben öğretmen olacağım. Beni çocuklarım bekliyor, öğrencilerim bekliyor dedim arkadaşlar. Gidip o sandalyeye oturuyordum. Çok basit gelecek ama çok etkili. Lütfen deneyin. Deneyin, bakın çok etkisini göreceksiniz. Şimdi dostlarım, zorlukları aştık, rutinleri oluşturduk, ilhamlar aldık, hedefimize yürüdük, başarmışlara kulaklar verdik. Bunlar size çok iyi gelecek. Daha seminer sonrasında bu söylediklerimi düşündükçe daha da pekişecek zihninizde. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dostlarım, geldiniz, dediniz ki hocam kurs, nasıl kayıt olacağız? Ücretler ne kadar? Evet, sizin için devasa bir indirim kaptım. Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerim %30 indirimi kazandı. Hem TYT'de hem AYT'de. Ömer'cim hiç korkma. Diğer öğrencilerim, hiçbiriniz korkmayın. Ücreti duyduğunuzda var ya, şok geçireceksiniz. Şakasız söylüyorum. Hocam nasıl? Bu haftalık mı? Aylık mı diyeceksiniz? Ben adım kadar eminim arkadaşlar. Bugüne kadar kime bu ücreti söylediysem bir ağzı açık kaldı, bir şok geçirdi. Dedim ki sakin ol, biz TEKÜZEMİZ, biz öğrenci dostu bir kurumuz dedim. Sen doğru yerdesin dedim. Arkadaşlar, TYT AYT ikili paketimiz 4.000 TL. Sadece TYT 2.000 TL, sadece AYT 2.000 TL ve tabii ki bununla yetinir miyiz? Hayır, no tabii ki de. Bu sistemle birlikte sizi sınavda başarıya ulaştıracak yapay zeka, bireysel sanal koçluk sistemiyle birlikte, İhtiyacınız olan bütün video canlı konu anlatım, tekrar soru çözüm dersleri, bütün kamplar, pekiştirme eğitimleri, günlük ders çalışma programı, performans takibi, yıl sonu kampları, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital kaynakları, bunların tamamı dahil. Toplam 4.000 lira ikili paket, tekli paket arkadaşlar 2.000 TL. Şimdi sistem yöneticim Muhammed hocamdan hemen ricada bulunayım. Kayıt olmak, indirim çekini, indirim kodunu kullanmak isteyen öğrencilerim Muhammed Bey'in attığı linke tıklasın. Ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Şu pakete kayıt olacağım. Ya da ailemle görüşeceğim. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum şeklinde yazsın. Arkadaşlar, açık söyleyeyim mi size? Bakın, bütün samimiyetimle söylüyorum. İnanın, kayıt olun ya da olmayın diye değil. Bence çok büyük bir fırsat karşınıza çıktı. Ben sizin yerinizde olsam bu fırsatı, şöyle bir sistemi, inanın kaçırmam. Bakın, şurada sınava kalmış 110 gün. Ben ciddi söylüyorum, kaçırmam. Kendime bu şansı veririm.
Ne kaybedersiniz ki? Şu an kendi çalışmalarınızın zaten çok büyük bir kısmı verimsiz. Bu tutar hiçbir şey değil. Tıklanmıyor mu? Tıklanması lazım. Linke tıklayamayanlar numarayı not alsın. Ben attım şimdi. Tamam, ha dışarı çıkarıyorsa tıklamayın. Numarayı not alın ya da linki kopyalayın. 551, 592, 58, 35 dostlarım. Benim adım Rukiye Tuğba. Bu tarz seminerlerim olmaya devam edecek. Takipte kalın. Kayıt olun. Ailenize bizim görüşmemizi istiyorsanız görüşürüz arkadaşlar. Ben yardımcı olurum. İhtiyacınız olduğunu çünkü biliyorum. Umarım hepiniz tek uzemli olursunuz. Umarım hepiniz bu yıl kazananlar listesinde isminizi görmenin mutluluğunu yaşarsınız arkadaşlar. Bence bu tutarı siz öyle ya da böyle annenizden babanızdan temin edersiniz. Melisa'cığım, seminerlerimiz ücretsiz ama eğitimlerimiz ücretli. Evet, Serkan çok doğru söylüyor. Umarım hepiniz kazananlar listesinde isminizi görürsünüz arkadaşlar. Gülden Hocam, tabii hemen kayıt olabilirsiniz. Gülden Hocam, gönderdiğim linke tıkla. TYT fiyatı 2000 TL, AYT fiyatı 2000 TL, TYT artı AYT fiyatı da 4000 TL. Okey, dönüş yapacağız arkadaşlar. Yoğun bir talep geldi şu an WhatsApp hattımızda da görüntüleyebiliyorum. Bayağı yoğun bir talep var şu anda seminerimizden dolayı. Hem bugün gün içerisinde hem de yarın gün içerisinde sizi 58-35 ile biten numaradan öğrenci koçlarımız sorularınızı yanıtlandırıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmek adına arayacaklar. 58-35 ile biten numaradan. Seminerlerimizi takip edebilirsin Melisacığım. Var tabii Serkan, TYT'den sağlık alanları çok çok iyi. İnsan kaynakları var, çocuk gelişimi var. Ben de teşekkür ediyorum Emel'cim güzel katılımınız için. O halde dostlarım, benim diğer seminerlerime katılan öğrencilerim çok iyi bilir ki güzel bir vedalaşmam var arkadaşlar. Güzel temennilerle. Güzel temennilerle ayrılıyorum seminerden. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Hoşçakalınız, dostçakalınız, esen kalınız ve başarıyla kalınız. Güzel katılımınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz tek uzemli olursunuz. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.